AK Parti Aydın İl Koordinatörümüz Osmaniye Milletvekilimiz Sayın İsmail Kaya Başkanı'ndaki çok kıymetli divan, çok kıymetli milletvekillerim, değerli ilçe başkanım, değerli ilçe başkanlarım, İl Kadın ve İl Gençlik Kolları Başkanlarım, belediye başkanım, önceki dönem ilçe başkanlarımız var aramızda. Partimizin belediye başkan adayı aramızda, önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli ilçe başkan aramızda. Mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları. Özetle AK Parti'mize gönül vermiş değerli dava kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Didim ilçemizin 7. olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 2,5 yıl önce ilçemizin 6. olağan kongresini gerçekleştirmiştik. 2018'in Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaman çabuk geçiyor. 2,5 yıl geçmiş. Maşallah başkanım, inşallah bugün yapılacak kongreyle ikinci dönemine başlayacak. Didim ilçemizde güzel bir yerel seçim geçirdik. Belki tarihimizin en yüksek oyunu aldık ama nasip olmadı. Mümin Kamaca Başkanı'na beraber güzel bir mücadele verildi. %40'ın üzerine çıktık. Ama maalesef belediyeyi kazanamadık. Şimdi önümüzde 2023 ve 2024 seçimleri var. Bu seçimde görev alacak olan arkadaşlarımıza büyük büyük düşüyor, büyük bir vazife düşüyor. 2023'te biz imkansız diye bir şey görmüyoruz. Zor olanı görüyoruz. Zor olanda biraz çalışarak inşallah başaracağımıza inanıyoruz. Dilimde Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nı biz birinciliğe taşımak için MHP'ci başkanımız da burada. Hep beraber gayret edeceğiz. İnşallah hem 2023'te hem 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'mızı inşallah Dilimde de birinciliğe oturtmanın gayret içerisinde olacağız. Bugünden itibaren hem kadın kollarımız, hem gençlik kollarımız, hem ana kademimizle beraber ve partimizin kuruluşundan bugün emeği geçen tüm arkadaşlarımızla beraber inşallah Didim'de kenetlenerek hedefe doğru yürüyeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak burada zirveye daha çok yaklaşmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Başkanım az önce ifade etti. Bir ses kaydı geziyor ortalıkta dedi. O ses kaydını biz de izledik. Anladık. Didim'deki yetersiz belediyeye vuruyorsunuz. Buradaki yapılmayan hizmetlerde yapılan yanlışlardan bahsediyorsunuz. Amenna. Bunların hepsi zaten bir şekilde yargıya intikal etmiş durumda. Ama arada kalkıp da siz nasıl bizim ilçe başkanımızı, ilçe teşkilatımızı sordum. Bunlar belediyeyle işbirliği içerisinde, bunlar HDP'li diye itham ediyorsunuz. Siz kimsiniz ya? Hiç kimse benim ilçe başkanımı, ilçe teşkilatımı, bunlar HDP'lidir, bunlar CHP'lidir, iş yapıyorlar, iş tutuyorlar diye itham edemez. Adının önünde ne olursa olsun, sıfatı ne olursa olsun, hiç kimse AK Parti teşkilatlarını ocu, şucu, bucu diyemez. Diğer alt dili bildiririz, kim olursa olsun. Bu vesileyle kıymetli arkadaşlar, bunlara pabuç bırakmayın. Yapmanız gerekiyorsa, ne gerekiyorsa yapın. Çalışın. Sizin üzerinizden hiç kimse teşkilatımıza bir zarar veremez. Siz dik durun. Biz zaten milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, genel merkezimizle her zaman arkanızdayız. Biz haklı mücadelelerin her zaman yanındayız. Hiç kimse AK Parti teşkilatlarının, birinin çıkarlarının, birilerinin menfaatlerinin bekçiliğini yapmasını beklemez. Bizim bekçiliğini yapacağımız tek yer milletin hakkıdır, milletin hukukudur, adalettir. Hiç kimse bunun dışında bizden başka bir şey beklemez. Evet, sıcak Sayın Divan Başkanı beni de uyarmadan ben mikrofonu, emaneti teslim edeyim. Tekrar kongremiz hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.